Arkadaşlar bu sorumuzda diyor ki vergi dairesinde çalışan iki memurdan birincisi 1 dakikada 4 kişinin vergi borcunu tahsil ediyormuş. İkinci memurumuz 1 dakikada 3 kişinin vergi borcunu tahsil ediyormuş. Bu iki memur tahsil edilecek borçları, yani iş yapılacak işleri eşit şekilde bölüşmüşler ve ikisi birden aynı anda çalışmaya başlamışlar. Birinci memur işini bitirdiği anda ikinci memurun 8 dakikası kalmış. Hocam ikinci memurun 8 dakikasının kalması şu demektir. Ya bu adam zaten 1 dakikada 3 tane kişiyi tahsil ettiğine göre demek ki 24 kişi tahsil edilmeden bekliyormuş sıradaki kişiler. Hocam bu adam çalıştığı sürede de ikinci memur çalıştığı sürede X kişinin borcunu tahsil etmiş ve bitirmiş olsun mu? Yani ne oldu? X kişinin borcu yapıldı, işlemi yapıldı. 24 tane kişi sırada bekliyor demektir. E hocam bu adamlar işi eşit olarak bölüştüğü için demek ki birinci memur da X artı 24 tane kişinin işini yapmış ve bitirmiştir. Biz bu iki memurla ilgili sadece çalışma süreleri arasındaki 8 dakikalık farkı biliyoruz arkadaşlar. O yüzden de dakikaya odaklanmamız lazım. Ben diyorum ki birinci memuru X artı 24 kişiyi her dakika her dakika 4'er 4'er aldığına göre toplam kişiyi 4'e bölersek bana bu memurun çalıştığı süreyi vermez mi? Evet. Diğerine verdik baktık hocam. Bu adam da X artı 24 tane müşteriyi 3'er 3'er alacakmış. Hocam bunun süresi bu ikinci memurun süresi, bu da birinci memurun süresi. Bu ikisinin arasındaki fark neymiş? 8'miş hocam. Hocam ikinci memur daha geç kaldığı için bunun süresi daha büyük. O yüzden ikinci memurun süresinden birinci memurun süresini çıkarınca farkımız 8 oldu. Arkadaşlar burada payda eşitler ve işlemimizi yaparsak x'imiz 72 olarak bulunur. E kardeşim bak birinci memurdan bakalım. İstersen ikinci memurdan bakalım. Hiç önemli değil. X artı 24 yani 72 artı 24 ne yapar? 96 kişiyi birinci memur, 96 kişiyi de ikinci memur tüm işlemlerini halletmiştir. Bu ikisinin toplamı da 192 olarak bulunur arkadaşlar. Sadece şuna dikkat edin. Hocam ikinci memur X kişinin işlemini yapmış da 24 kişi yapmamış gibi düşünmeyin. Yani işlem tamamlandıktan sonra toplam kaç kişinin borcunu tahsil edilmiştir diye soruyor. Yani bu işini tamamlamış gibi düşünüyoruz. Doğru cevabımız B şıkkı olacaktır arkadaşlar.